Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik pençe kilit darbesi indiriyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ise operasyondan rahatsız. HDP'li vekiller zor durumda kalan PKK'yı kurtarmak için kışkırtma açıklamaları yaptı. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, mecliste düzenlediği basın toplantısında hükümetin operasyonla Türkiye'nin iç sorunlarını örtmeye çalıştığını ileri sürdü. Sınır ötesi operasyon haberleri bütün kanallarda, yandaş kanallarda birinci haber olarak yıkacağız, bitireceğiz, öldüreceğiz böyle her zamanki hezeyanlarla neredeyse alfabenin harfleri ve kelimeleri kalmadı operasyon isimleriyle. Peki sorun çözüldü mü? Bu cinayetleri örtmenin yolu savaş politikasını devreye sokmak. İşte sınır ötesi operasyon güzellemeleriyle, savaş politikasıyla bu devam ettiriliyor. HDP'li Sezai Temelli ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'da sahte barış diplomatlığının teşhiridir pençe kilit ifadelerini kullandı. Temelli terör operasyonunu faşizm olarak niteledi. Benzer bir açıklamada PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın HDP vekili olan yeğeni Ömer Öcalan'dan geldi. Kürtlere düşmanlıkta yarış devam ediyor diyen Ömer Öcalan, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile 40 yıllık mücadelesi için imha ve savaş yöntemi nitelemesi yaptı. HDP'li vekiller Sezai Temelli ve Ömer Öcalan'ın mesajlarında pençe kilit operasyonu hükümetin savaş politikası olarak nitelenirken halkı operasyona karşı kışkırtmaya yönelik ifadelerde dikkat çekti. Sezai Temelli paylaşımında savaşa tüm samimiyetimizle karşı çıkmadığımız sürece bu devran böyle devam eder derken Ömer Öcalan'sa demokratlık cesaret ister, iktidarın savaş politikalarının peşine takılmak değil ifadelerini kullandı.